Karantina Atlası. Dünyanın her yerinden, evlerden, sokaklardan bir pandemi günlüğü. Merhabalar, Karantina Atlası'na hoş geldiniz. Bugün Güney Amerika'ya gidiyoruz. Güney Amerika'nın önemli ülkelerinden biri Arjantin ve Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teyiz. Karşımızda Burak Aş var. Burak Aş ismiyle müsemma aşçı olarak çalışıyor ve şu anda da aslında Brezilya'dan geldiği ve kısa süreliğine kalmayı planladığı Buenos Aires'te bir anlamda aslında mahsur kaldı. Öyle diyebilir miyiz Burak? Evet, öyle diyebiliriz aslında. Nasıl oldu? Özellikle bulunduğun şartlarda koronavirüs salgını devam ederken, hatta biraz daha Latin Amerika özelinde yoğunlaşmış gibi görünürken orada günlerin nasıl geçiyor? Şöyle, 15 Mart'ta geldim ben Buenos Aires'e. O süreçte koronavirüs çok yüksek derecede, yüksek oranda yoktu Buenos Aires'te. Yani takip ediyorduk tabii ki Brezilya'dayken de. Ama bu bölgede çok ciddi vaka sayısı yoktu. O sebeple yola çıktık. 20 Mart tarihinde başladı karantina. Ben 5 gün bir süre burada geçirdim. O 5 günlük süre içerisinde yani halk arasında çok fazla bir önlem yoktu açıkçası. Yani hani süreç böyle hani normal bir yaşanmış gibi devam ediyordu. Biz de o şekilde devam ettik. 20 Mart'ta karantina başladı ve bir şekilde herkes evlerine kapandı. Evet, anladığım kadarıyla epeyce de vaka oluştu. Şunu soracağım. Yaz sezonu nasıl geçti? Yaz sezonunda da anladığım kadarıyla ciddi artış görüldü. Genelde şöyle bir algı var ya, hani yaz sezonu sıcak geçtiği için çok fazla vaka olmuyor, görünmüyor vesaire gibi, en azından başlangıçta böylesi bir genel algı oluştu ama pek de doğru olmadığı ortaya çıktı zaten, hani Afrika ülkelerine falan da baktığımızda Güney Yarımküre'de. Ben de öyle düşünüyorum. Yani Brezilya'daki sezonda açıkçası turist oranında çok ciddi oranda düşüş vardı. Yani hani Avrupalı turist çok fazla gelmedi Brezilya'ya. Sonrasında da zaten sezon burada çok uzun sürmüyor. Yani 3 ay gibi bir süre burada sezon. Ardından kış başlıyor. Mart sonu gibi kış sezonu başlıyor. Yani hükümet aslında burada çok ciddi önlemler aldı. Buenos Aires'te 20 Mart itibariyle her yer kapandı. Sadece süpermarketler ve eczaneler açıktı. Yani ben de açıkçası sıcaklıkla alakalı çok ilgili olduğunu düşünmüyorum. Biraz da önlemlerden bahsedelim o halde. Şu anda sokağa çıktığında koronavirüs salgını ile alakalı olarak soruyorum tabii. Ne görüyorsun baktığında etrafına? İnsanlar maskeli ve çok ciddi tedbirler almış vaziyette mi? Sokaklar, caddeler dolu mu, yoksa ciddi bir karantina tedbiri mi uygulanıyor? Şöyle oldu. 20 Mart'ta karantina başladı. 10 Mayıs'a kadar olan süreçte çok ciddi bir karantina uygulandı. Yani sadece marketler ve eczaneler açıktı. Onun haricinde her evden sadece bir kişinin çıkabileceği bir durum oluşturuldu. Tabii bu markete gidiyormuş gibi yürüyüşe çıkabilirsin algısı da yarattı insanlarda. Tabii ki bir kalabalık vardı ama çok ciddi oranda değil. Ama her yerde polis kontrolü kesinlikle yapıldı. Yani ara sokaklarda dahi bir polis kontrolüne denk geldik. Ne diyor polis yer gördüğü zaman? Yani şöyle, elinizde eğer bir market poşeti yoksa ceza kesme yetkilerine sahipler. Ben de birkaç sefer denk geldim. Marketler falan dolu mu? Mağazalar, dükkanlar? Yani her yer kapalı. 20 Mayıs tarihine kadar her yer kapalıydı. Sadece marketler ve eczaneler açıktı. Kesinlikle herkes maskeli. Bütün sosyal mesafe kuralları uygulandı. Aslında çok ciddi önlemler alındı Buenos Aires'te bence. Ama 20 Mayıs tarihi dediğim gibi çok önemli. O tarihten itibaren karantina süreci biraz daha esnetildi. Arjantin ekonomisi de tabii ki güçlü bir ekonomi olmadığı için artık insanların çalışması da gerekti. O süreçten sonra biraz esnedi karantina.
Rakamlara baktığımızda da öyle çok, en azından şu an için çok vahim bir tablo yok Buenos Aires'te ya da Arjantin genelinde. Yani ben aslında 20 Mayıs'a kadar olan süreçte çok iyimserdim açıkçası. Çünkü çok ciddi önlemler alındı, metro kapandı. Sadece çalışma izni olan, yani çalıştığı iş yerinden izin alan kişiler dışarı çıkabiliyordu. Ama karantina hissedildikten sonra benim şehire bir kere gitme fırsatım oldu. Ve oldukça kalabalıktı. Yani hani zaten o süreçten sonra 20 Mayıs sürecinden sonra vakalar artmaya başlayınca süreci tekrar eski haline getirdiler. Tekrar ciddi bir karantina süreci başladı. Şu an her yer kapandı tekrar. Var mı elinde rakamlar? Kesinleşmiş vaka sayısı, ölüm sayısı? Şöyle, 15 Mart tarihinde 150 civarında vaka vardı Buenos Aires'te. Yaklaşık 3 kişi, 3 veya 4 kişi ölmüştü diye biliyorum. Evet, şu an resmi rakamlar dün itibariyle 10 bin civarında diye biliyorum. Yani diğer taraftan ya bu kadar sert önlemlerin alınmasına rağmen rakamın kısa bir sürede 10 bin gibi bir sayıya çıkması da düşündürücü açıkçası. Peki ya 15 Mart'ta geldin sen Buenos Aires'e, Brezilya'dan evet. Geldin. Şimdi evet. Hiç hastaneye gittin mi? Bir defa onu sorayım. Niye soruyorsun diyeceksin. Çünkü biraz sağlık sistemini de anlamaya çalışıyoruz karantina atlasında konuk olduğumuz ülkenin. Nedir, nasıldır? İnsanlar hastaneye ulaşmakta zorluk çekerler mi? Biraz bundan bahsedelim istersen. Diğer ülkelerde olduğu gibi burada da herhangi bir, yani korona şüphesiyle eğer korona şüphesine sahipseniz eğer hastane iletişime geçiyorsunuz. Sizi gelip alıyorlar. Öncelikle bir veya iki gün telefonla arayıp kontrol ediyorlar. Ardından gelip alıyorlar evden. Ben de hastaneye gittim. İlk geldiğimde gitmiştim hastaneye. Hani burada sağlık sistemi ücretsiz. Yeteri kadar da hastane var diye düşünüyorum. Hemen şuna geleceğim Burak. Asıl tabii meselenin dönüp dolaşıp kilitlendiği, bütün bu karantinanın sıkıntısını en büyük yaşayan sektör de senin çalıştığın sektör aslında. Yani evet, gastronomi sektörü, yeme içme sektörü diyelim. Restoranlar kapalı, ancak paket servise izin veriliyor. O da her yerde değil. Bir şekilde kafeteryalar kapalı, insanlar bir yerlerde oturamıyorlar bir araya gelmemeleri gerektiği için, hijyen koşullarının sağlanması gerektiği için ve işte sosyal mesafeyi sağlayabilmek için. Dolayısıyla sen kendi çerçevenden baktığında nasıl bir durum görüyorsun, onu merak ediyorum. 20 Mayıs tarihinden itibaren daha da olumsuz düşünmeye başladım açıkçası. O yüzden hani normalleşme süreci ve sonrasında nasıl ilerleyeceğiyle alakalı tabii ki çok ciddi derecede bir kriz yaşanacak sektörde. Ama ne şekilde ilerlenecek, ne zaman toparlanacak açıkçası çok öngöremiyorum. Öngörülü yani, değil ama geçmişte yaşadıklarından bahsedelim istersen. Zira hani her yerin kapalı olması, işte restoran çalışanlarının ciddi anlamda bir işsizlikle karşı karşıya gelmesi gibi sonuç doğurdu galiba. Doğru, kesinlikle. Benim de şu an içinde bulunduğum durum gibi. Evet. Peki restoranlar nasıl açılacak bilmiyoruz. Normalleşme süreci nasıl işleyecek bilmiyoruz. Ama görünen o ki dünyanın birçok başka yerinde yavaş yavaş restoranlarda insanlar masalara oturmaya başladılar. Daha az insan kabul ederek, farklı hijyenik kurallar uygulayarak. Belki Arjantin'de de öyle olur. Brezilya'da nasıl, orada insanlarla görüşebiliyor musun? Onlardan haber alabiliyor musun? Evet, devamlı arkadaşlarımla konuşuyorum. Yani bir iletişim halindeyiz. Orada tabii tablo biraz daha üzücü. Çok fazla vaka sayısı var. Tabii Brezilya'da nüfus da çok fazla. 200 milyon kayıtlı, yaklaşık 50 milyon da kaçak insan olduğu tahmin ediliyor Brezilya'da. Hı. Sağlık sisteminin de yetersiz olduğunu düşünürsek Brezilya için durum çok daha üzücü hale geldi şu an.
Her eyalet farklı şekilde Brezilya'da önlem aldı. Devlet başkanı herhangi bir önlem almama kararı aldı. Fakat bazı kasabalar kendi belediyelerinin aldığı kararları uyguluyor. Yani benim kaldığım kasaba özellikle tamamen giriş çıkışlara kapalı, restoranlar kapalı, tamamen bir izole ortam oluşturulmuş durumda Brezilya'da. Peki tekrar Buenos Aires'e dönerek şunu soracağım. Bu para banka işleri vesaire bütün bu karantina koşullarının en sıkıntılı durumlarını belki de buralarda bu finans sektörünün ve finans sektörünün insanlarla münasebetinin kurulduğu yerlerde yaşanıyor. Özellikle bazı ülkelerde. Sanıyorum Buenos Aires'te biraz bu durumla yüz yüze. Senin de bugün başına bir şey geldi. Onu bize biraz anlatmanı rica edeceğim. Senden daha önce duydum, kopya çekiyorum. Şöyle oldu. Devlet dolar satmıyor Buenos Aires'te. Dolar tamamen kara borsada. Yani herhangi bir birikiminizi dolara çevirme şansınız yok devlet aracılığıyla. Hükümet tekrar 25 Mayıs'ta karantinanın şiddetini bir tık daha arttırınca bütün dükkanlar kapanmaya başladı tekrar. Dün pazar günüydü, zaten kapalıydı her yer. Bugün de bayram, yine her yer kapalı. Sonrasında açık olup olmayacağını bildiğim için dün açık olan ve şehirde tek açık olan döviz bürosuyla iletişime geçtim. Bugün sağ olsunlar bu sabah sadece benim için dükkanı açtılar. Döviz bozdurdum. Sen Brezilya'ya gidecek misin? Ya da ne zaman gitmeyi planlıyorsun? Kafanda buna ilişkin bir plan var mısın? Çünkü sonuçta Paraçi'de bir işin var senin. Açıkçası Brezilya'daki tablo şu an oldukça ürkütücü. Yani hani Brezilya'ya ne zaman dönerim bilemiyorum. Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum açıkçası yakın zamanda, yani uçuşlar açıldığında. Buradan bir kurtarma uçuşu yapıldı aslında 6 Mayıs'ta. Mayıs'ın ilk haftası zannediyorum. Ama ekonomik olarak benim şartlarımı biraz zorladığı için o uçuşa katılmadım. Ya durumunda burada uzayacağını açıkçası öngöremedim. Yani Dolayısıyla aslında Brezilya'ya dönmek yerine artık Türkiye'ye dönmek ve en azından durumu bu biraz İstanbul'dan ya da başka illerden takip etmek. Görüldüğü gibi dünyanın her yerinde yavaş yavaş bu koronavirüsle ilgili salgın tehlikesi azalırken Güney Amerika'da özellikle tam da kış mevsimine girilen Güney Yarımküre bölgesinde kalan ülkelerde ciddi bir sıkıntı doğuyor gibi görünüyor. Başta Brezilya olmak üzere. Senin de her iki ülkede hem Brezilya'da hem Arjantin'de birer ayağın var. Dolayısıyla senin de bakalım bundan sonraki planlarını nasıl etkileyecek bütün bu yaşadıklarımız. Burak Aş, çok teşekkür ediyoruz Ben katıldığın teşekkür ederim. için karantina atlasına. Ben teşekkür ederim. İyi bayramlar. Çok teşekkürler. Umuyorum yakın zamanda daha iyi haberlerle tekrar bir araya geleceğiz. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Teşekkürler. Hoşça kalın. Karantina Atlası. Dünyanın her yerinden, evlerden, sokaklardan bir pandemi günlüğü.